Selamun aleyküm gençler. Hoş geldiniz. Evet, sultanım bu sabah aramızda bize kahvaltı hazırlıyor. Dedi ki canım gözleme çekti. Gözleme yapayım dedi. Ay ay ay. Beni mi kesiyorsun sen? Ay, oğlum harbiden kesiyor ha. Dikkat et. Evet, tamam kızım. Al. Ne istiyorsun? Al bakalım. Hele hele. Hanımefendiye. Baba, tamam babacığım, önündekilerle önce boya. Bak burada bir sürü boya kalemi var. Ben mi çizeyim? Evet. Sabah sabah boya yapıyoruz. Ondan sonra kahvaltı yapacağız. Bunu da verelim kardeşe. Tamam. Tamam. Evet, bir boyaya karşılık 10 boya. Teşekkür ederiz babacığım. Tamam kızım, hadi beraber çizelim. Anne Seren de seni de istiyor. Ben mi? Baba. Anne. Boyayalım. Gel ver elini. Hele anneciğe bak, anneciğe. Çok teşekkür ederim. Eymen. Sen ne yaptın, bana bir gösterir misin babacığım? Araba yaptım. Baba buraya garaj mı yaptı? Garaj yaptım. Evet, garaja arabaları koyalım, tamam mı? Herkese merhabalar diyecek misin? Merhaba. Buraya bak kameraya. Babası var. Babası tanış. Kameraya bak. İşin mi var? Baba bundan işin. Ne o? Ma işin işin abi. Allah Allah. Baba işin da. Ama şimdi o muzu sonra yiyeceğiz. Önce kahvaltı yapalım, tamam mı? Baba. Akıllı oğlum benim. Baba bundan yaptım. Bitti mi? Arkasını da çizebiliriz bak. Arkası da var bunun. Bitti mi? Tamam, şu şahesere bir bakayım ya. Bak bak, sanatçıya bak. Noktalama boyaması yapıyor. Tamam. Hele hele hanımefendi. Bu mu? Mira bir şey isteyecek. Bunu toparlayalım mı o zaman? Hadi kalemleri, önce bu kalemleri koyuyoruz. Bitmedi mi? Tamam. Kızım herkesin başını ağrıtmayı beceriyorsun. Aldım. Ne yapayım bununla? De aşkım. Ne yapayım? Bakkal amca şeyin şarkısındaki gibi. Evet. Gençler, kahvaltımızı bitirdik. Şunlar bıdıklardan kalanlar. Onları sokak hayvanları için poşetimize koyacağım. Evet. Her sabah kahvaltımızı yapıyoruz. Sonrasında sultanım bıdıkların yanında biraz oynuyor. O oynarken de ben fırsat bu fırsat hemen mutfağı toparlıyorum. Yumiyi çalıştırıyorum. İşte süpürmem gereken yerleri ben kendim Dyson'la süpürüyorum. Ondan sonra işlerimi halledip çocukların yanına geçiyorum. Ve böylece Beyza Hanım da dinlenmeye geçmiş oluyor. Bakın şöyle masayı toparladım. Bu şekilde... Yerde böyle domates vesaire, su falan olursa onları siliyorum. Gerisini yumiye bırakıyorum. Evet, hadi bakalım. Kız, ne yapıyorsunuz burada? Balım. Ne haber kızım? Acıktın mı? Baba mama koysun mu? Biz konuşuyoruz biliyorsunuz balımla. Evet, şimdi şunu bir temizleyelim bakalım. İyi. Fazla toz yok. Bunu bir süpüreyim. Gençler bakın. Poşetimiz dolmuş. Şöyle, şu şekilde, şu yoğurt kabımız, mesela yoğurdumuzun böyle son kısmı kaldığında onu da bırakıyoruz. Hafif hatta su ekliyoruz, çorbamız varsa çorba ekliyoruz. Böylece güzel karışım yapıp sokağa bırakıyoruz. Böylece israf da olmamış oluyor. Evet, şimdi şu tezgahı bir toparlayayım.
yatırdım. Sultanımla kendime şöyle güzel bir kahve yaptım. Beyza Hanım latte içiyor. Bir ara öğün yapmak istedim. Dışarıda da yağmur yağıyor. Dedim ki şöyle oturayım yağmura karşı. Kahve böyle ara öğün keyfi yapayım dedim. Seccademe oturdum. Oh! Böyle yağmur yağınca kahvesini kapangillerden bırak. Evet. Bana afiyet olsun. Sonra görüşürüz. Anam burada kimler varmış? Burada kimler varmış? Anne baya. Hele hele. Anne bu saçları görmesin, düzeltelim. Oy senin ağzındaki yemeği yiyelim. Evet gençler, bıdıklar uyandı. Dün akşam yemeğinde söylediğimiz çorbaları buzdolabına koymuştum. Bugün içiriyorum. Gel Summi. Efendim oğlum? Hele hele ağzı yırtılacak hele. Efendim oğlum? Evet kalemler orada değil mi? Bunlarım ya. Aha. Ham. Hadi otur bakalım. Önce yemeğimizi yiyeceğiz. Bize afiyet olsun. Ya burada kim varmış? Ne oldu? Ha baba, Eymen orada bitiyor. Hadi babacığım, ver kardeşi oynasın babacığım arabayla. Hadi yavrum. Hadi bir tanem. Aferin oğluma. Bak burada bir tane daha araba olması gerekiyor. Onu da çıkarır mısın babacığım? Nerede küçük arabalar? Bulalım mı seninle? Yavaş, sakin. Aa bak orada gördüm bir tane. Bak. Aa adam. Al bakalım. Gençler biraz oyun oynayacağız. Sonra sultanına kan vermeye gideceğiz. Heh. Çirkin sen mi istiyorsun? Al. Bu aralar sultanım biraz rahatsız. Biraz sıkıntılar var ama hayırlısı Allah'tan. Dualarınızı eksik etmeyin. Bir kan verip göreceğiz durumumuzu. Bakalım ne var ne yok. Ay. Ay ezdi beni tekme. Anam. Adam nerede? Eli eli. Ele ele. Ya buram motosiklet nerede babacığım? Oo oraya mı dizdin? Evet arkadaşlar biz çıktık. Ay vallahi o kadar yorgun gözüküyorum ki. Hoş geldiniz. Saçlara bakın o kadar uzadı ki. İnşallah yarın bir kırk kırk berbere gidecek Eymen Buram. Evet arkadaşlar biz şimdi aslında bugün evde normal kalacaktık. Sabah bir aslında kan mı versek dedik. Ama sonra ben dedim ki ya yok ya gerek yok. Ama şimdi akşama doğru bir gidelim kan verelim dedik. Kan vereceğiz. İnşallah güzel sonuçlar alırız yine. Şimdi diyeceksiniz ki her videoda kan veriyorsunuz. Ama biz kaç gündür? 3-4 gündür falan video çekmiyoruz. Evet çekmedik. Aynen. Yani o yüzden böyle üst üste sanki kan veriyormuşuz gibi geliyor. En son 4 gün önce verdik. Şimdi tekrardan vereceğiz. Kubilay hocamız da bir verin isterseniz dedi. Evet. Bakalım. Nerede? Şurada bak araba girmiş öndekine. Tamam. Pert. Hava yağmurlu ya. Ama şey iyiler sanki. İyiler ya bir sıkıntı yok. Öyle arkadaşlar. Ya randevumuz var. 5 gün sonra. Efendim anne? Ne oldu? Senin yağmur gelmiyor sana değil mi? 5 gün sonra randevumuz var arkadaşlar ama belki biraz erkene çekmek istiyoruz. Evet. Çünkü yani bu bizi korkutuyor ve sürekli kan vermek zorunda kalıyoruz, bakıyoruz. En azından hani gidip bir şeyler görürsek iyi olur. Bakalım arkadaşlar. Hayırlısı olsun her inşallah. Şey evet, her şey Rabbim. Şimdi hemen şuradan acile gireceğim. Evet. Kan vereceğim. Zaten 2 saate falan çıkar diye düşünüyorum. Ben ama yine de bir sorayım ya. Bir sor canım. Şimdi çünkü saat 4'ü geçti ya. Laboratuvar her zaman çalışıyordur diye tahmin ediyorum da. Sen ben yine de bir sorayım. Tamam. Hadi bakalım. Siz bekleyin o zaman. Evet arkadaşlar biz kan verdik. Şimdi bir yemek yemeye yavaş gelelim yiyelim. Dedik. Bayağıdır evdeyim. Hani 4 gün önce sırf kan vermeye çıkıp eve geçmiştim. Bari sırf bir akşam yemeği yiyelim dedik.
bugün akşam yemeği yiyeceğiz. Mantıcıya geldik. Canım mantı çekti. Evet. Mantı yiyeceğiz. Sonra belki minik bir tatlı yeriz. O da artık biraz Allah mideme Allah. Bağlı oluyor. Her şeyi yiyemiyorum her zaman. Beyza Hanım'ın bu aralar öğürme şeyleri başladı. Yani affedersiniz ama durup bir anda. Evet, midem bulanıyor. İşte koku hassasiyeti bazı şeylerde başladı. Öyle yani. Şimdi geldik bakalım mantı yiyelim. Kan sonuçları da çıkınca sizi de haberdar ederim. 2 saate falan çıkar diye bakalım düşünüyorum. Bakalım nasılmış mantısı ya. The Mantis diye bir yere geldi. Aynen, The Mantis. Tabelasını gösteririm aynen birazdan. Ya, burası şey çiğ börek de varmış. Ben çiğ bir börek. Tane çiğ börek söyledim. Ha, söyledin mi? Ben de bir tane yanına hot dog söyledim. Boşlak çöreği. Ama söyleyelim, iyi pişirsinler hot dog'u. Bakalım göreceğiz. Şey, Harmik'te yeniliyor evet, ya. Evet. Ben de şey söyledim, Bodrum mantısı, çıtır Bodrum mantısı söyledim. Ha, ben normal Kayseri mantısı. Dedim hepsini tadalım işte. Aynen. Mira'yı çekeceğim de bakın. Ayaklara bakın, çok ayaklara. Çok güzelmiş, su içer misin? Mira. Bundan ister misin? Şu tipe bakın ya. Ballı lokma, saçını da babası yapıyor, bir evet. Güzel yapıyor. Sıcak sıcak. Çıcayla, çıcayla. Ekmek çok seviyor. Ekmek çok seviyor bu kız. Kim diyoruz? Sıcayla, sıcayla. Hatırlıyor musun? Yok, hiç hatırlamıyorum. Sıcayla, çimit, sıcayla, çimit. Benim kızım. Evet arkadaşlar, şöyle Kayseri mantımız geldi. Hayatım bak, bu da Bodrum. Ondan da diyor, hot dog çiğ böreğini Burak yedi. Çok güzel. Tamam, Mihran geliyor. Hala Mihran'ın çiğ böreği var. Oh. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Az önce sonucumuz geldi. Çok hızlı geldi. Bir saatte falan geldi. Bir evet. Buçuk saatte falan. Çok şükür arkadaşlar. Şu sonucumuz iyi geldi. Hatta beklediğimizden daha da iyi geldi. Çok şükür. Ay vallahi şu an içim rahatladı ya. Kardeş nerede? Gerçekten içim rahatladı. Ben sana diyorum hep rahat ol. Sıkıntı yok. Ama arkadaşlar harbiden korkuttu yani gerçekten. Evet. Hani hele şu son 2 gündür. Ben bugün hatta dedim ki yok ya, kan vermeyeceğim dedim. Cuma'yı bekleyeceğim dedim. Ondan sonra cuma, ama sonra işte akşama doğru biraz Burak da tedirgin oldu. Bir gidelim verelim dedim. Çok şükür diyelim. İnşallah iyi gider bakalım. Şimdi içimiz rahatladı. Aslında tatlı yiyecektik ama namaz vakti geçecek ya da birazcık böyle daralıyor. Son nokta olacak gibi. O yüzden eve gideceğiz. Olmadı akşam biz kendimize tatlı söyleriz değil mi? Evet. Evet, rahat rahat yeriz. Öyle arkadaşlar. Bakalım. Eve gidiyoruz. Gençler biz eve geldik. Ondan sonra ikindilerimizi kıldık. Sonra ben bıdıklarımızı yatırdım. Ondan sonra da akşam okundu. Akşamı da kıldık. Sonra tatlımızı söyledik. Şokomar'dan biliyorsunuz, orayı çok seviyoruz. Hem de benim hemşerim onlar. Sonradan öğrendik biz de konuşurken. Onlar Gümüşhane Şiranlılar. Ben de Köseliyim. Aslında Kelkit'ti. Sonradan Köse ayrıldı. Köse'ye bağlandık falan derken Köseliyim. Öyle bayağı bir muhabbetimiz oluştu onlarla. Ya bizim böyle zaten gittiğimiz, yemek yemeye gittiğimiz, beğendiğimiz yerlerle zamanla biz böyle zaten hani arkadaş gibi oluyoruz. Sonra hemşerim çıkınca daha da böyle bayağı bir muhabbet, sohbet etmiş olduk. Şurada bir leke mi var? Işıktan mı? Olabilir. Şimdi ben çay koyacağım. Hemen bir kettle'ıma su koyayım. Evet. Hızlı olsun diye kettle'da su kaynatıyorum. Üstünü onunla hazırlıyorum. Altını da ocağa koyuyorum. Zaten altı kaynayana kadar da çay neredeyse hazır olmuş oluyor. 5-10 dakika dinlendirip içiyoruz. Sultanım da teşrif ettiler. Hoş geldin. Hoş bulduk ya. Hemen akşam oturdum. Evet, Allah kabul etsin canım. Kabul etsin. Ne yapıyoruz? Çay demledin. Ha, söyledim ben. Tatlı evet, söyledik. Tatlı söyledik. Şimdi keyif yapacağız. Keyif yapacağız. Ya, iyi gelecek ya. Kaç gündür Burak bir yandan çocuklarla çok ilgileniyor. Allah razı olsun gerçekten. Bir yandan hani ben kötü olduğum için sürekli uzanıyorum derken bugün böyle biraz keyif yapalım evet. Dedik. Bakalım. Sen iyi olma. Sen de iyi olma. Gerisi önemli değil. Yoruldu ya, yorgun seni. Biz oluruz sultanım. Bu arada Eymen Bora'ya söyledik mi diye soranlar oluyor. Çünkü biliyorsunuz Eymen Bora artık bunu anlayacak bir evet. Yaşta.
Daha söylemedik. Yani şu an cuma günü kalp atışını, bebeği keseyi falan bir görelim de. Aynen. Hani bebeği de görelim. Ondan sonra söylemek istiyoruz. Tepkisini evet. Çok merak ediyorum. Hani bu tarz şeyleri artık anlıyor zaten. Bence güzel karşılayacak gibime geliyor. Evet. Zaten hani böyle çok kardeş canlısı. Artık oturup konuşuyoruz Eymen Buray'la. O kadar Aynen. Çok maşallah her şeyi anlıyor ki. Kendi de bir derdi varsa, bir şey varsa anlatabiliyor. Hatta geçen arkadaşlar onu da söyleyeyim. Biz aslında Eymen Buray'ı bu sene kreşe yazdırmayı düşünüyorduk. Sonra ben bir yandan vazgeçtim. Çünkü işte hem bir yandan dedim hani hamile olacağım, bir yandan tam taşınacağız. Evet. Hani çocuğa belki bir travma olmasın. Hani hem farklı bir eve taşınacağız. Hem kardeş gelecek. Evet. Hem de işte hani böyle hepsi üst üste olmasın bir an diye düşündüm. Sonra Burak'la bir vazgeçtik. Sonra ama geçen Mihra'yı Burak gelişim pediatrisine götürdü. Evet. Sen anlatmak ister misin? Gelişim pediatrisine gittiğimizde işte hoca Mihra'ya bakıyor. Bir yandan da Eymen'i kesiyor böyle. Eymen ne yapıyor, ne ediyor falan. Ben dedim hocam dedim Eymen biraz hızlı mı büyüyor dedim boy olarak. Hani biraz hani zayıf ama uzun boylu. Baktı böyle listeden santimlerine baktı. Yo aslında iyi dedi. Güzel büyüyor dedi. Ben dedim hocam Eymen Buray biz kreşe vermek istiyorduk 3 yaşında itibaren. Verelim mi acaba hani çocuk olacak tekrardan taşınma olacak etkiler mi? Yok dedi bence dedi daha iyi olur dedi. Hani onlardan biraz uzaklaşmış olur. Kafa dağıtmış olur dedi. Hani o yoğunluktan, o şeyden, hengameden uzaklaşmış olur. Onun için iyi olur dedi gelişim pediatristi hocamız. Zaten Emre Hanım konuşmasını, oynamasını, evet, aktifliğini evet. Çok beğenmiş. Çok beğendi. aynı şekilde hani Yasemen de var biliyorsun. Evet, evet. Hani arkadaşımız oluyor ama hani böyle dil konuşma konusunda eğer gecikmeler varsa ona danışabiliyorsun. Evet, bizim Şevki var. Şevo diyorum ben bazen videolarda hatırlarsınız. Onun kardeşi, öz kardeşi. Evet. Ya dil ve konuşma terapisti. Evet. Yasemen. Bence linkini aşağı bırakalım. Onu bırakalım. Onu mutlaka hatta dün bana Avusturya'dan bir anne yazdı. Hı hı. Ya dedi hani ben de görüşmek istiyorum. Güvenilir bir yer mi dedi. Dedim benim kardeşimin kardeşi dedim evet, yani. Bizim kardeşimiz oluyor dedim. İşbirliği yani. Değil direktmen tanıyoruz tabii, arkadaşlar. Tabii. Çok yakınımız çok başarılı. Yani. Hani evet. Birkaç takipçimiz ulaşmış. Görüşmüşler. Görüşmüşler. Ve hani 2 aydır mesela görüşüyoruz. Çok faydalı güzel. Olmuş evet. Ya. Maşallah. Ve mesela o da hani sonuçta arkadaş çevremizde bir arada olunca Eymen Buray'ı bir takip etmişti. Evet. Hani kendisi de hani Eymen Buray gerçekten çok akıllı. Aynı şekilde mesela gelişim pediatrisi de hani çok ileride evet. Olduğunu falan da söyledi. Öyle olunca da biz dedik ki bir kreş araştırması yapalım bakalım. Öyle bakalım hayırlısı Allah'tan. Böyle sizin de hani herkes de olabilir. Çocuklarınıza geç konuşma, geç bir şeyleri anlama gibi. Veya otizmli çocuklarımız olabilir. Onlar da böyle bazı şeyleri söylüyorlar ama tabii biraz normale göre daha geç olabiliyor. O konuda da Yasemin'le iletişime geçebilirsiniz. Aşağıda şey linki var. Bir iki ay önce bir takipçi şey yazmış. Hı hı. Beyza sen bence oğlunu bir doktora götür. İşte hem konuşması hem hareketleri çok geriden doktora götürürsem o da onu söyleyecektir gibi bir şey yazdı. Hatta evet. Beni çok şüpheye düşürdü. Hatta sen gidip şey kreş şey tik tik sandığın hocasına sormuştum. Ya gerçekten çok bence kötü bir şey. Gerçekten kötü bir evet. Şey. Çünkü hani ben hiçbir zaman öyle bir şey fark etmedim. Aynı şekilde gelişim pediatrist de dediğim gibi. Yani biz bir de takip ettiğimiz için sürekli çocuğu hani hocalara soruyoruz. Oyun grubunda işte gelişim pediatrisinde hocamız işte bize öyle gayet iyi hatta güzel ileride gidiyor dedi. Hani ona rağmen böyle bir şey gelince, mesaj gelince yani Beyza'nın bir biz Eymen Buray'ı eskisi kadar yani. Videolarda göstermiyoruz. Hani olabilir. Daha çok Mihra'yı gösteriyoruz. Çünkü hani Eymen Buray artık biraz daha büyüdüğü için her zaman gözükmek istemeyebilir. Aynen. O an hani mesela oyun oynuyor, şey yapıyor falan. Cingar çıkarıyor zaten aynen. Video çekince. O yüzden hani çok fazla onu çekmiyoruz. Bu hani sadece Mihra dediğimiz için değil, birazcık hani onu da sürekli zorla kameraya da sokmak istemiyoruz. Evet. Kendi hani, isteyince zaten merhaba diyor veyahut aynen. Hoş geldiniz diyor. O yüzden hani mesela belki de çok çekmediğimiz için acaba hani ne yapıp ne yapamadığını görememiş de olabilirler. Olabilir ya. Ama yine de yazılması hoş değildi çünkü ben gerçekten evet. O kadar şüpheye düştüm ki. Gittim. Hayır olabilir annelerde yani böyle şeyler yaşanabilir çocuklarda evet. Ama bilmeden hani tam ama görmeden. Ama böyle bir yazdı ki.
kesin doktora götür aynısını diyecek dedi. Allah'ım ilk başta gittim kreş diyorum. Oyun grubu hocası var biliyorsunuz. Evet. Oyun grubu hocası, bu arada kendimi gösteremiyorum çünkü müsait değilim. Bol bol bırakı görüyorsunuz. Hocaya gittim sordum. Dedi ki ben hani Eymen burada hiçbir şekilde öyle bir şey fark etmedim. Çok iyi ilerliyor, kendini ifade ediyor. Hani ne istiyorsa söylüyor. Hiçbir evet. şekilde ki... Bihra gibi özel bebeklere de ya da işte hani geriden gelen bebeklere de çocuklara da bakmış bir hoca evet, kendisi. Öğretmen. Dedi Eymen burada hiçbir şey yok. Sonra işte gelişim pediatrisi geçti. Yani şunu söyleyeyim mi? Yani Eymen Bura oyun grubunda hiç durmuyor. Öğretmenlere yardım bile ediyor. Mesela bir şeyi çıkardıklarında, kurduklarında, topladıklarında hiç yerinde durmuyor. Yani sürekli konuşuyor, sürekli katılıyor. Öyle heyecanlı bu heyecanım. Ve hani gelişim pediatrisi de daha birkaç gün önce Eymen'in evet. ileride gittiğini, hatta şu an kreş aynen. için hani şu an istediğiniz zaman yazdırabilir. Önceki gittiğimizde dedi. De söylemişti ama hocamız. Aynen. O zaman bayağı küçüktü. Evet. Ona rağmen demişti. Bu sefer de dedi aynı şekilde. Aynı şekilde dediğiniz gibi dil ve konuşma terapisti Yasemen de aynı şekilde aynısını söyledi. Yani buna rağmen artık bilmiyorum evet. ne denir bilmiyorum ama olsun. Gerçekten hani tabii ki öyle şeyler olabilir. Naziken biraz böyle uyarmalar. Beyza hani... Biraz abartarak söylenmez yani. Bir de hani kesin aynısını diyor. Kesin böyle. Ay ben öyle bir şey oldum ki hani insan korkuyor tabii haliyle bir. Takma, hayatım olabilir böyle şeyler. Problem değil. Kendimi kötü hissettim ya. Oluyor öyle şeyler. Neyse. Ama çok şükür hiçbir şey yokmuş. Bunu da bundan da takipçimize söyleyeyim. Bu aralar Eymen Bora şey demeye başladı. Çok hoşuma gidiyor. Duruyor duruyor. Canım babam. Aynen geliyor, canım sarılıyor. Annem. Canım annem. Ben de diyorum ki canım oğlum. O kadar hoşuna gidiyor çok. Ki. Evet, var mı başka bir şey sultanım? Başka bir şey yok şu an. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun gençler.